kurbağalar sınıfıyla devam ediyoruz, omurgalı hayvanlara. Embriyo dönemlerini suda, ergin dönemlerini ise karada geçiren canlılardır. Bu yüzden iki yaşamlı canlılar deniliyor. Arkadaşlar larva dönemlerini suda geçiriyorlar, tıpkı balıklar gibi. O halde larva dönemleri için ne söyleyebiliriz? Larva dönemlerinde solunum organları tıpkı balıklarda olduğu gibi solungaç solunumu yapıyorlar. Yine balıklarda olduğu gibi kalpleri iki odacıklıdır. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir kulakçık ve bir karıncık olduğunu gösteriyor embriyo dönemlerinde. Boşaltım ürünü tatlı sularda yaşadıkları için, boşaltım ürünü ise değerli arkadaşlar amonyak. Yine balıklara benzer bir özellik, iki odacıklı kalpleri olduğu için larva dönemlerinde küçük kan dolaşımı mevcut değil. Evet, ergin dönemlerine geçiyoruz. Ergin dönemleri bildiğiniz gibi karada geçiriyorlar. Ergin dönemlerinin kalp yapılarına geldiğimiz zaman arkadaşlar, 3 odacıklı bir kalbin olduğunu görüyoruz. Şu anda 2 tane kulakçığın olduğunu görüyoruz. Şu birinci kulakçığımız, şu da diğer ikinci kulakçığımız. Şurada görmüş olduğumuz ise karıncık. Yani 3 odacıklı bir kalpten 2 tane kulakçık var, 1 tane de karıncık var. Şimdi kalbi incelediğimiz zaman vücutta kirlenmiş olan kan kalbin sağ kulakçığına geliyor ve kirli kan buraya doluyor. Solunum organından temizlenmiş olan kan kalbin sol kulakçığına geliyor ve burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Bu hayvanların kalplerinin sağ kulakçıklarına temiz kanın geldiğini görüyoruz. Oysa bundan önceki canlılarda ve kurbağaların larvalarında kalplerinin kirli kan, temiz kan yoktu. Ve kalbinde ilk temiz kanın olduğu canlı kurbağalar olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Bakın, solunum organına kan veriliyor. Solunum organı ise bu kanı tekrar kalbe geri veriyor. Bu kan dolaşımına biz ne diyorduk? Küçük kan dolaşımı diyorduk. Demek ki kurbağalarda küçük kan dolaşımı ilk defa ortaya çıkıyor. Şimdi kulakçıklardaki bu kirli ve temiz kanı karıncığa doğru dolduruyoruz. Ve karıncıklar birbirine karışıyor. Karışık kan oluşuyor. Ve burada dikkat edeceğimiz bir başka nokta çıkıyor. Bu karışık kan, vücuda kanı gönderecek olan ve en büyük atar damarları olan aorta geçiyor. Şimdi aort karışık kanı aldı. O zaman biz ne anlıyoruz buradan? Vücutlarında karışık kanın dolaştığını anlıyoruz. Peki bu bize nasıl bir ipucu verecek? Karışık kan, vücudunda karışık kan dolaşan canlılar değişken vücut ısınıdır. Yani eski tabiriyle soğuk kanlıdır. Tabii soğuk kanlı diye bir terim artık kullanmıyoruz. Onun yerine değişken vücut ısını diyoruz. Bu nasıl bir sorun çıkarıyor değerli arkadaşlar? Değişken vücut ısını canlıların en büyük sorunu kış mevsimi. Kış mevsiminde havanın soğumasına bağlı olarak vücut ısılarını sabit tutamadıklarından dolayı mecburen kış uykusuna yatmak durumunda kalıyorlar. Bu da kış mevsiminde metabolizmalarını minimum düzeye indirdiklerini gösteriyor. Minimum metabolizma. Ancak burada dikkat edeceğimiz nokta şu, kurbağalardaki bu kış uykusu bir bazal metabolizma değil. Bazal metabolizma olarak alan kaynaklar var soru bankalarında. Bu bilgi doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Şimdi boşluklarımızı dolduralım. Kurbağalarda kalp 3 odacıklı demiştik. 2 tane kulakçık var, 1 tane de karıncık var. Kirli ve temiz kan karıncıkla birbirine karışıyor. Bu yüzden de vücutlarında karışık kan dolaşıyor. Dolayısıyla bu canlılar eski ifadeyle soğuk kanlıydı. Ama yeni ifadeyle değişken vücut ısılı. Yani vücut ısılarını çevre ısısına bağlı olarak sabit tutamıyorlardı. Bu da neyi gösteriyordu? Kış uykusuna yaptıklarını gösteriyor. Ve böylece de metabolizmalarını minimum düzeye indirmiş oluyorlar. Peki değerli arkadaşlar, kurbağaların erginlerinin solunum organı ne? Bunlar ergin dönemlerini karada geçirdiklerine göre havanın serbest oksijenini alacaklar. Bu da onların akciğer solunumu yaptığını gösteriyor. Ancak akciğerlerinin basit yapılı olmasından dolayı ekstra deri solunumu da yapıyorlar. Yani hem akciğer solunumu
hem de deri solunumu yapıyor. Çift solunum organlı bir canlı. Tabii deri solunum yapmaları onları bir sorunla da karşı karşıya bırakıyor tabii ki. Nedir bu sorun? Derilerini arkadaşlar sürekli nemli tutmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden devamlı olarak suya girip çıkmak durumunda kalıyorlar. Ancak su kenarında yaşamayan kurbağalarda ise sürekli olarak derilerinde mukus salgılayan bezler var. Bu salgılarla derilerini sürekli nemli tutma durumunda kalıyorlar. Evet, kalplerini söylemiştik. Küçük kan dolaşımı ilk kez kurbağalarda ortaya çıktı. Biliyorsunuz balıklarda yoktu. Boşaltım ürünü ne? Arkadaşlar, boşaltım ürünü larva dönemlerini söylemiştik. Larva döneminde amonyak. Çünkü tatlı suda yaşıyorlar. Su kaybetme tehlikeleri yok. Ama karaya çıktıklarında biraz daha sorunla karşılaştıklarından dolayı yoğunlukla üre atıyorlar. Peki döllenme nerede gerçekleşiyor bu canlılarda? Evet, döllenme, dış döllenme. Gelişme ise döllenme, dış döllenme olduğu için dış gelişme olarak gerçekleşiyor. Kurbağalarda yavru bakımı yok. Ve bu yüzden de dişi kurbağalar bol sayıda, çok sayıda yumurta bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu da şöyle bir sorun çıkarıyor. Bu kadar fazla yumurtaya bol besin bırakamıyorlar. Yani yumurtadaki besin miktarı, yumurtadaki besin miktarı oldukça az. Bu da ne olur? Hangi sorunu ortaya çıkarıyor? O zaman embriyolar yumurtadan eksik olarak dünyaya çıkıyor ve bu yüzden de metamorfoz geçirmek zorunda kalıyorlar. Değerli arkadaşlar, semender, ağaç kurbağası, kara kurbağaları, kurbağalar sınıfında yer alan canlılara örnek olarak verilmektedir arkadaşlar.